Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Âl-i İmrân suresinden 23-29. Ayetler arasını bir sayfa şeklinde takdim etmeye çalışacağız. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de nice hikmetler, nice sırlar bizlere bildiriyor ve sözlerin en güzeli Kur'an'ın ifadeleri ve Kur'an'a muhatap olmak, Kur'an'ın ayetlerini anlamaya çalışmak en büyük lütuflardan, en büyük nimetlerden. Bu sayfada Allah-u Teala bizlere şöyle bildirmekte. Elem tara ilellezine, o kimseleri görmedin mi ki? Utu nasiben minel kitap. Kendilerine kitaptan bir nasip, bir pay verildi. Yud'avne ila kitabillah. Allah'ın kitabına davet ediliyorlar, çağrılıyorlar. Liyahkume beynehum. Allah'ın kitabı onlar arasında hükmetmesi için. ثُمَّ يَتَوَلَّا فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ Ama ardından onlardan bir fırka ayrılıyorlar. وَهُمْ مُعْرِضُونَ Ve yüz çevirerek, iraz ederek ayrılıyorlar. Yani Allah'ın kitabına itibar etmiyorlar. ذَلِكَ بِيَنَّهُمْ Bunun sebebi şu. Çünkü onlar قَالُوا Şöyle dediler. لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ Ateş bize belli günler dışında, sayılı günler dışında dokunmayacak. Ve garrahum fi dinihim, dinlerinde onları aldattı. Mâ kânu yeftarun, iftira ettikleri şeyler din noktasında onları gurura sevk etti, onları aldattı. Fe keyfe, onların hali nice olur? İzâ cemânâhum li yevmin, öyle bir günde onları topladığımızda la raybe fi, o günde asla bir şüphe yoktur. O gün muhakkak gelecektir. Ve vuffiyet küllü nefsin mâ kesebet. Ve her nefis ne yapmışsa bunun karşılığını görecek, alacaktır. Ve hum la yuzlamun. Ve onlara asla zulmedilmeyecektir. Kul şöyle de, şöyle dua et. Allahümme malikel mülk. Ey mülkün maliki olan Allah'ım. Tü'til mülke men teşâ. Sen mülkü dilediğine verirsin. Ve tenzi'ul mülke mimmen teşâ. Ve mülkü dilediğinden çeker alırsın. Ve tu'izzü men teşâ. Dilediğini aziz kılarsın. Ve tüzillü men teşâ. Ve dilediğini zelil yaparsın. Biyedike al-hayr. Bütün hayır senin elindedir. İnneke alâ külli şeyin kadir. Şüphesiz sen her şeye kadirsin. Tu'licül leyle fin-nehâr. Geceyi gündüze girdirir ve tûricün nehâra fil leyl ve gündüzü de geceye dahil edersin. Ve tuhricül hayye minel meyyit ölüden diriyi çıkartır ve tuhricül meyyite minel hay diriden de ölüyü çıkartırsın. Ve tarzugu men teşâ dilediğini rızıklandırırsın bi gayri hisâb hesapsız bir şekilde rızıklandırırsın. لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ Müminler kafirleri edinmesinler. اَوْلِيَاءَ Bir takım dostlar edinmesinler. مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ Kim bunu yapacak olursa فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ Allah'tan bir şey üzere değildir. Yani Allah'ın gösterdiği yolda değildir. İlla en tettegu minhum tuga, ancak o kafirlerden kendinizi sakınma durumu müstesna. Ve yuhazzirukumullahu nefse, Allah nefsinden sizi sakındırıyor. Allah zatına karşı gelmekten sizi uyarıyor. Ve ilallahil masir, dönüş Allah'adır. Kul in tuhfu ma fi sudurikum, de ki içlerinizde olanı, sadırlarınızda olanı gizleseniz de ev tubduhu veya bunları açıktan söyleseniz de ya'lemullah Allah bunları bilir ve ya'lemu ma fis semawati ve ma fil ard göklerde ve yerde ne var Allah hepsini bilir. Vallahu ala kulli şeyin kadir ve Allah her şeye kadirdir. Gerçekten bu ayetlerde çok hikmetli derslerin bize verildiğini görmekteyiz. Her şeyden önce İsrailoğullarından bir grubun Allah'ın kitabına muhatap olduğu halde Allah'ın kitabıyla amel etmemesi ve yüz çevirmeleri bu nazara veriliyor.
Elem tara ilellezine, o kimseleri görmez misin ki utu nasiben minel kitap, kitaptan kendilerine bir pay verildi. İsrailoğulları Tevrat'a muhatap oldular. Allah'ın en büyük peygamberlerinden biri Hazreti Musa'ya muhatap oldular. Böylece kitaptan bir pay kendilerine verilmiş oldu. Yud'avne ila kitabillah, Allah'ın kitabına davet ediliyorlar. Liyahkume beynehum, Allah'ın kitabı onlar arasında hükmetsin diye. Ama sümme yetevella ferigun minhum, ardından onlardan bir fırka ayrılıyor. Ve hum muridun, yüz çevirmek suretiyle, yüz çevirerek Allah'ın kitabına iltifat etmiyorlar. Bu hem Hazreti Musa dönemindeki bir takım olaylara bir işaret, genel bir ifade olarak görülebilir. Ama aynı zamanda Peygamber Efendimiz döneminde Tevrat'ta bulunan hükümleri Yahudilerin, İsrailoğullarının bir kısmının tatbik etmeyişi, kendi kitaplarına göre bile amel etmeyişleri, o noktada bir kınama söz konusu. Ve işlerine geldiği noktada Allah'ın kitabını uygulamak ama işlerine gelmediği zaman oradan yüz çevirmek adeta bir adetleri olmuş. Kur'an-ı Kerim bu noktada onları nazara veriyor. Onların yaptığı şeyin yanlış olduğunu bize bildiriyor. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ, bunun sebebi şu, yani niçin dinde gevşeklik gösteriyorlar? Niye Allah'ın kitabını hakem olarak seçmiyorlar? Niye Allah'ın kitabına göre yaşamıyorlar? Bunun sebebi şu, çünkü onlar şöyle dediler: لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اِيَّامًا مَعْدُودَةً, cehennem ateşi bize sayılı günler dışında dokunmayacak. Yani kendilerini garanti cennetlik görmek gibi bir durum. Veya cehenneme girsek bile çok az bir miktar orada kalacağız. Cezamızı çektikten sonra cennete gireceğiz. Bir nevi kendilerini garanti cennetli görmek ve cehennemden garanti kurtulacak gibi görmek, bu tarzda bir aldanış. Müslümanlar olarak bizler şuna inanıyoruz. Müslümanız, Müslüman olmamızla iftihar ederiz. Ama kurtulacak mıyız, kurtulmayacak mıyız? Bu konuda hiçbirimizin garantisi yok. İmanlı yaşarsak, istikametli yaşarsak kurtulacağımıza inanıyoruz. Ama son ana kadar istikametli bir hayat devam ettirebilecek miyiz? İmanlı bu dünyadan gidebilecek miyiz? Bunu tam bilemiyoruz. Bilemediğimizden dolayı bize yaraşan beynel havf ve reca yaşamak, korku ümit arası bu şekilde bir hayatı yaşamak. Yani hem Allah'ın rahmetini ümit etmek hem de Allah'ın azabından korkmak. Ve bu tarzda bir hayat bizi dengede tutar ve istikametli bir hayatı bize yaşatır. Ama ehli kitaptan bir kısmı ve tefsirlere göre özellikle Yahudiler, İsrailoğulları Allah'ın kitabını aralarında hakem olarak kabul etmiyorlar. Allah'ın kitabına göre yaşamıyorlar. Bunun neticesinde kendileri aldanmış oluyorlar. Ve ateş bize sadece belli günlerde dokunacak demeleri dinde onları aldatan bir nokta oluyor. Günümüzde de bazı Müslümanların belki bu noktada bir yanılgısı söz konusu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kalbinde zerre miktar imanı olan cennete gidecektir buyuruyor. Ve yine bir rivayette men gale la ilahe illallah dehalel cennem, la ilahe illallah diyen cennete gider. Elhamdülillah la ilahe illallah illallah demişiz. O halde kendimizi garanti cennetlik mi göreceğiz? Evet demişiz ama acaba imanımızda sebat gösterebilecek miyiz? İmanımızı koruyabilecek miyiz? Bu noktada bize düşen korku ümit arası yaşamaktır. Ve Allah'ın emirlerine karşı gelmek insanı titretmeli. Ve cehennem gibi bir azap insanı gerçekten korkutmalı. Öte yandan cennetin cazibesi bizi kendine çekmeli, haramlardan uzaklaştırıp güzel şeylere bizi sevk etmeli. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim kitap ehlini anlatırken, Kur'an'da onlarla ilgili bir takım yanlışlara dikkat çekerken kendimizi de bundan hariç görmüyoruz. Biz de kitap ehliyiz. Yani bize de kitap verilmiş. Ama Allah'ın kitabını hayatımıza hakem olarak seçmekte, uygulamakta problemlerimiz olabiliyor. Veya ehli kitabın bir kısmının düştüğü kendini garanti cennetlik görme tarzında bir durum bazımıza arız olabiliyor.
Bunlardan uzak kalmak gerekir. Ve garrahum fi dinihim ma kanu yeftarun, iftira etmiş oldukları şeyler dinleri konusunda onları aldattı, yanılgıya düşürdü. Fekeyfe, onların hali nice olur? İza cema'nahum, onları bir araya topladığımızda, li yevmin la raybe fi, gelişinde asla şüphe olmayan bir günde onları topladığımızda onların hali nice olur? Ve vuffiyet küllü nefsin ma kesebet, ve her nefse o zaman yaptığı amelin karşılığı verilecektir. Eksiksiz verilecektir. Ve hum la yuzlamun, ve onlara asla zulmedilmeyecektir. İşte böyle bir günde, herkesin yaptığı amelin karşılığını göreceği günde, asla zulme maruz kalmayacağı o günde onların hali nice olur. Ve o zaman bu tarzda biz ancak belli günlerde, sayılı günlerde ateşte yanarız. Daha sonra bizim için güllük gülistanlık olur, ebedi cennetlik oluruz demeleri, onları nasıl aldattığı ortaya çıkmış olacak. Ve buradan bize bir dua talimatı geliyor. Madem ki Cenab-ı Hakk'ın azabı da var ve sadece belli günlerde bir azap değil, ebedi bir azap ihtimali de var. Böyle olunca şu duayı yapmak gerekiyor. Kulillahumme malikel mülk. De ki ey mülkün maliki olan Allah'ım, tü'til mülke men teşâ, sen mülkü dilediğine verirsin. Ve tenzi'ul mülke min men teşâ, ve dilediğinden çeker alırsın, söker alırsın. Mülk, mal mülk diyoruz mesela. Aynı zamanda saltanat anlamına da geliyor. İşte Allah-u Teala bir kısım insanlara saltanat nasip eder. Ama ardından dilediği zaman o saltanatı çeker alır. Mal verir, servet verir, makam verir. Ama ardından bütün bunları alabilir. İşte sen dilediğine mülkü verir, dilediğinden çeker alırsın. Ve tu'izzü men teşe ve tüzillü men teşe. Dilediğini aziz kılarsın, dilediğini zelil kılarsın. Normal şu andaki hayatımızda da dün aziz olan nice kimselerin bugün zelil olduğunu ve eskiden zelil gibi olan nice insanların şu anda aziz hale geldiğini görmekteyiz. Diyelim bir insan garibandır, fakirdir, zillet içinde bir hayatı vardır. Ama Allah'ın aziz ismine mazhar olduğunda dünyevi yönden dahi Allah ona bir izzet verir, ikbal verir, makam verir, servet verir. Ve dün ona üstten bakan kimseleri zillete düçar eder. Onların da ellerinden saltanatları, malları gider. Bunların çok örneğini etrafımızda görmekteyiz. Çok numunelerini görmekteyiz. Nice zalim sultanlar, zalim idareciler çekip gittiler. Dünyada dahi cezalarını kısmen çekip gittiler. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bazılarına izzet elbisesi, bazılarına zillet elbisesi giydiriyor ama bunlar değişebiliyor. Ve zillet içinde olan bir kimse kendini düzeltmek şartıyla izzet elbisesine layık hale gelebiliyor. Ve görünüşte izzet içinde olanlar bunun kıymetini bilmediklerinde zillet elbisesi kendilerine giydirilebiliyor. Sen dilediğini aziz, dilediğini zelil kılarsın. Bi yedikel hayr, ve bütün hayır senin elindedir. Aslında şer de Allah'ın elindedir. Hayır ve şer Allah'tan, buna iman etmişiz. Ama şer doğrudan Allah'a nispeti uygun değil. Zaten şere sebebiyet vermek insandan. Mesela Allah-u Teala ateşi yaratmıştır. Ama bazı insanlar ateşi kendileri hakkında şer yaparlar. Diyelim yemeğini pişireceği ateşi yangına bir alet yapar, yangına sebebiyet verir ve bundan dolayı zarar görür. Allah'ın ateşi yaratması rahmettir ama o kimse hakkında şer olmuştur. İşte bütün hayır senin elindedir derken hayra talip olduğumuzu ve her şeyin hakkımızda hayırlı olmasını Allah'tan istemiş oluyoruz. İnneke ala kulli şeyin kadir. Ey Rabbim, ey Allah'ım, şüphesiz sen her şeye kadirsin. Yani dilediğini aziz, dilediğini zelil yaparsın. Dilediğine mülkü verir, dilediğinden söker alırsın. Bütün mülk senin elinde, bütün saltanat senin elinde ve sen her şeye kadirsin.
Tulicul leyle fin nehar ve tulicun nehara fil leyl. Geceyi gündüze, gündüzü geceye girdirirsin. Burada belki şöyle bir mana da kendini gösteriyor. Yani gece daima gece olarak kalmaz, yerini gündüze bırakır. Gündüz de daima gündüz olarak kalmaz, ardından gece gelir. Nasıl ki gece ve gündüz devamlı renk değiştiriyor, devamlı biri diğerinin yerine geçiyor. Onun gibi insanlık aleminde de izzet, zillet, fakirlik, zenginlik bu gibi şeyler el değiştiriyor, yer değiştiriyor. Allah-u Teala mesela milletlerin mukadderatında bile bakıyorsunuz bir dönem çok parlak, bir gündüz misal ama bir başka dönem çok karanlık, gece misal. Ve yine bu sure içerisinde gelecek galibiyet, mağlubiyet gibi günleri Allah-u Teala insanlar üzerinde, insanlar içinde döndürdüğünü söylüyor. Tilkel eyyem nüdâvilühe beynennâs. Biz bu günleri, yani galibiyet ve mağlubiyet günlerini insanlar arasında döndürüyoruz. Galip gelenler daima galip olmaz, günün birinde mağlup olurlar. Düşmez kalkmaz bir Allah. Böyle olunca insanlık aleminde de galibiyet mağlubiyet el değiştiriyor. Mesela Avrupa'nın orta çağına bakacak olursak, Avrupa orta çağda karanlıktadır. Maddi manevi karanlıktadır. Aynı dönemde İslam dünyası adeta bir gündüz hayatı yaşamaktadır, parlaktır. Ama 300 yıldan bu yana onlar maddi yönden aydınlanmışlar ve biz de maddi yönden epey kaybetmişiz. Böyle olunca aydınlık, karanlık adeta yer değiştiriyor. Ama son yıllarda özellikle İslam aleminde daha bir uyanış, bir diriliş var ve böylece İslam dünyasının gecesi gündüze doğru ve Batı dünyasının da gündüzü geceye doğru dönmekte. Çarklar dönüyor, ona göre manzaralar değişiyor. Bu tarzda Allah-u Teala'nın alemde tasarrufu var. Ve tuhricul hayye minel meyyit, ölüden diri çıkarırsın. Ve tuhricul meyyite minel hay, diriden de ölü çıkarırsın. Allah-u Teala ölü topraktan ne kadar canlılar çıkarıyor ve bu canlıları daha sonra öldürüyor. Veya mecazi bir manayla alimden zalim, zalimden alim dünyaya geliyor. Hazreti İbrahim gibi bir peygamber put yapıp satan bir babadan dünyaya geliyor. Veya Hazreti Nuh'un oğullarından birisi peygamber oğlu ama inkarcı. Bu tarzda ölüden diri, diriden ölü çıkıyor. Ve tarzugu men teşa'u bi gayri hisab, ve dilediğine hesapsız bir şekilde rızık verirsin. La yettahizul mu'minunel kafirine evliya. Müminler kafirleri dost edinmesinler. Min dunil mu'minin, müminleri bırakıp da. Yani mümin elbette her şeyden önce iman kardeşi olan müminlerle dost ve kardeştir. Onlarla beraberliği vardır. Ama müminlerle dostluğu bırakıp da kafirleri dost edinmesi bir mümine yakışır bir durum değildir. Ve men yef'al zalike feleyse minallahi fi şey. Kim böyle bir şeyi yaparsa Allah'tan bir şey üzere değildir. Hak bir yolda değildir. İlla en tettegu minhum tuga, ancak kendinizi koruma hali müstesna. Yani bazen olur ki diyelim bir mümin ölümle tehdit edilir. Ya bizden olacaksın veya seni öldüreceğiz der bazı kafirler. Böyle bir durumda insan onlardanmış gibi görünebilir. Din buna cevaz veriyor. Dinde takiye yok, o başka bir yönü. Ama bu gibi hayati durumlarda insan gerçekten hayatını korumak için böyle bir yol takip edebilir. Din buna cevaz veriyor. Ve men yef'al zalike feleyse min Allahi fi şey illa en tettegu minhum tuka ve yuhazzirukumullahu nefse. Allah bu şekilde zatına karşı sizi uyarıyor, sakındırıyor. Yani Allah'a karşı insanın tam bir abd içinde olması gerekir. Ve ilallahil masir, dönüş Allah'adır. Kul in tuhfu ma fi sudurikum, de ki kalplerinizde olanı gizleseniz de ev tubduhu, veya açığa vursanız da ya'lemullah, Allah bunları bilir. Ve ya'lemu ma fi semavati ve ma fil ard, göklerde ne var, yerde ne var Allah hepsini bilir.
Vallahu ala kulli şeyin kadir. Vallahi her şeye kadirdir. Cenab-ı Hak Kur'an'ın manalarını anlamayı, Kur'an'a göre yaşamayı hepimize nasip etsin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.